Zeki Ceyhan, Kutuplaşma Son günlerde kutuplaşma sözcüğü siyasilerin dilinden düşmez hale gelmiş bulunuyor. Herkes birbirini ülkeyi kutuplaştırmakla suçluyor. Mesela delege oyları seçilme şansı olmadığı için farklı kontenjanlar kullanılarak CHP Parti Meclisi'ne sokulan Mehmet Beker olduğuna göre ülkeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AKP kutuplaştırıyor. Kendisi de bu kutuplaşmayı önleyebilmek için CHP saflarına katıldığını iddia ediyor. Tabii ki yerseniz. Bir Mehmet Bekaroğlu'nun CHP'ye katılımıyla adına kutuplaşma denilen şey önlenebilir mi? Başbakan Davutoğlu'nun da kutuplaşma ile ilgili iddiaları var. O da aslında yumuşamadan yana olduğunu ama CHP ve MHP'nin kutuplaşmadan sorumlu olduklarını ileri sürüyor. MHP lideri Bahçeli'nin şahsi nezaketini, bildiğini bu durumun siyasi nezaketine de yansıması gerektiğini savunuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir tebrik telefonu bile açmadığından yakınarak her iki muhalefet liderinin bu tutumlarıyla kutuplaşmayı körüklediklerini iddia ediyor. Muhalefet liderlerine bundan sonra muhatabınız artık benim diye seslenen Başbakan Davutoğlu Cumhurbaşkanı siyaset üstünde diyor. Bu açıklamada kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mesajı da yok mu? Yani Başbakan Davutoğlu muhalefet liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstü kapalı bir göndermede bulunmuş olmuyor mu? Artık başbakan benim, sen Cumhurbaşkanı olarak siyaset üstüsün gibisinden bir mesaj vermiş olmuyor mu? Evet, ülkenin iktidarı da muhalefeti de bir kutuplaşmadan şikayetçi ise ne yapmak gerekir ve birbirlerini böyle suçlamaya devam ederlerse kutuplaşmanın önüne geçilebilir mi? Bize kalırsa birbirlerini suçlama yerine kabahati kendilerinde aramaya başlamaları gerekir. Kutuplaşmadan gerçekten endişe duyuyorlar ve önüne geçilmesini arzu ediyorlarsa yapmaları gereken budur. Birbirlerine karşı daha nazik olmaları zor bir şey olmasa gerek. Bir kutlama telefonu açılamaz mı? Birkaç gönül alıcı söz söylenemez mi? Bu iş yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrede olmasında yarar yok mu? O da muhalefete yönelik tatlı dilli bir söylem tercih edemez mi? Başbakan Davutoğlu her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset üstü konumda olduğu iddiasında ise de tanıdığımız Erdoğan'ın uzun süre aktif siyasetin dışında duramayacağını biliyoruz. Bunun için muhalefete karşı karşı tatlı dilli bir söylem geliştirmesi gerektiğini savunuyoruz. Malum tatlı dil pek çok işe yarar değil mi? Yılanı bile deliğinden tatlı dilin çıkaracağı söylenmez mi? Zeki Ceyhan Milli Gazete